Allah akşamımızı hayır etsin. Allahu Teala doğru ve güzel olan şeyleri paylaşmayı hepimize nasip etsin Rabbim. Bugün kul hakkı konusunu seçmiş kardeşlerimiz. Böyle bir başlangıç olarak şöyle bir cümle kullanalım sevgili kardeşlerimiz. Kul hakkı dediğimiz zaman şöyle anlayacağız. Başka birinin yanında başkasının hesabına çalışmak. Yani kul hakkına girmek en güzel, en kısa şekilde öyle tarif edilir, öyle anlatılır. İki iki konu vardır ki Müslüman için ahirete Allah'a hesap vereceğine, mizana hesaba çekileceğine inanan insan için tabii ki bunların bir anlamı vardır. İki 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 hususta bir müminin çok çok dikkat etmesi gerekir. Öbür tarafta mahcup olmaması için, pişman olmaması için tabiri caizse öbür tarafta beklenmedik bir şeyle karşılaşmaması için. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Allahu Teala öyle buyuruyor. Ahireti anlatırken Rabbim Estaizu billah ve beda lahum min Allah ma lam buyuruyor. Yani ahiret günü, kıyamet gününde insanlar hiç hesaba katmadıkları şeylerle karşılaşacaklar diyor. Hiç hesaba katmadıkları şey şudur. Yani ya bir şeyler yapmıştır, amel defterini açtığı an onları göremeyecek. Veya bir şeyler yapmamıştır, amel defterinde hiç işlemediği günahların, hataların olduğunu, yazılmış olduğunu görecek. Hatta itiraz edecek, diyecek ki ya Rabbi ben bunları yapmadım, ben bunları işlemedim. Ama allah Teala ona cevap verecek, o cevabı biraz sonra geleceğiz. Demek ki biz kendimize göre bir hesap, bir kitap, kendimize göre bir düzen kuruyoruz. Yani tabiri caizse benim hocamın Seydamullah Muhyiddin Hazretlerinin Kudüs'e sırru çok güzel bir sözü vardı. Bir gün birisi onun yanından geldi. Baykan'dan Ankara'ya geldi. Ben böyle bir hatalı bir şey yapma aşamasındaydım tabiri caizse. Hatırlıyorum geldi dedi ki Fatih abi bir şey konuşabilir miyiz filan. Buyur dedim. Böyle beni bir kenara çekti dedi vallahi konu nedir bilmiyorum. Ama Seyda Kadısalah söz ben vedalaşırken dedi ki Fatih'e söyle ahireti için güzel bir tedbir hazırlasın kendine. Yani tedbirini güzel alsın. Yani hazırlığını güzel yapsın. Biz hepimiz şu anda neyin peşindeyiz? Allahu Teala'nın bizi emaneten, imtihan için geçici olarak gönderdiği bu dünya hayatında bu imtihanı olabildiğince başarıyla vermek ve Rabbimize temiz bir şekilde geri dönmek ve orada geçerli olacak olan şeylerle amel sandığımızı, amel defterimizi veya kesemizi, hesabımızı doldurmaya uğraşıyoruz. Şimdi Allah-u Teala bir şeyler emretmiş, bir şeyler yasaklamış, yasaklardan kaçınıyoruz, emirleri, farzları yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama iki konu vardır ki, iki konu kendi hesabına sahip çıkmak, yaptıklarını korumak yani. Yaptığı ibadetleri muhafaza etmek. O anlamda herkesin çok iyi bilmesi gereken ama maalesef de çok göz ardı edilen bir şey, bir durum. Yani siz biriktiriyorsunuz, siz tasarrufta bulunuyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, yoruluyorsunuz, koşturuyorsunuz, didiniyorsunuz ama kazandıklarınızı koruyamıyorsunuz. Kazandıklarınızı defterinizde muhafaza edemiyorsunuz. Niye peki? Bu nasıl olur? Yani ben ya Allah-u etmez. zulmetmez cenab Allah hiçbir kuluna zulme razı olmaz. Rabbül Alemin haksızlık yapmaz. Peki ben bu kadar e, çalışmışım, koşturmuşum, bu kadar uğraşmışım, yapmışım, etmişim. N niye elimden alınacak? Yani sizin namazınız elinizden alınabilir. Sizin orucunuz, cihadınız, haccınız, sadakalarınız hepsi el konulabilir hepsine. Hepsi elinizden alınabilir. Ya olur mu böyle bir şey? Allahu Teala haşa haksızlık yapmaz. Niye benim namaz kur amel defterini açacak? Bakacak ki namaz yok. Diyecek ki ya Rabbi inni kuntu musallin. Ya Rabbi ben namaz kılan birisiydim diyecek. Ama amel defterde namazı göremeyecek. Niye biliyor musunuz? İki, iki husus vardır ki bu iki hususta Müslüman kendine düşeni yapmazsa, dikkat etmezse amellerine, yaptıklarına, biriktirdiklerine, önden gönderdiklerine sahip çıkamayacak, elinden kaybedecek demektir. Birincisi, bugünkü sohbetin konusu değil ama onu da belirtmemiz gerekiyor. Birinci husus ihlas. İhlas, Allah'ın emirlerini yerine getirirken sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözetmek. Allah-u Teala'nın rızasından başka hiç kimsenin memnuniyetini veya memnunsuzluğunu göz önüne almamak. Bir şey yapıyorsanız sadece Allah için yapmak. İhlas bütün ibadetlerimizin kabul şartıdır, vazgeçilmez şartıdır. Bir insan birine yararmak için, birine gösteriş yapmak için, birisi onu övsün bahsesin veya birileri görsün duysun diye bir şeyler yaparsa, yarın ahiret günü Allahu Teala'nın huzuruna gittiğinde diyecek Allahu Teala diyecek ki sen namazı falanca görsün diye kıldın. Benim için kılmadın. Git ondan iste diyecek. Sevabını ondan iste. Bir insan nerede çalıştıysa maaşını orası verir kimin dükkanında çalıştıysan tabiri caizse, kimin şirketinde emek verdiysen, kimin tezgahında oturduysan, kime emek sarf ettiysen karşılığını ondan alacaksın. Allahu Teala dedi ki sen benim için yapmadın. Sen falan kes için yaptın, filancaya gösteriş için yaptın, filanca görsün, seni övsün, seni sevsin falan bunlar için yaptın. Bu yüzden senin karşılığını, ecrin onun yanında. Git ondan iste. Ben sadece benim için yapılan şeyin mükafatını ve karşılığını veririm diyor Allahu Teala. Bu yüzden ihlas bir müminin bütün ibadetlerinde, hareketlerinde, her şeyinde, davranışlarında asla ihmal etmemesi ve her zaman gözetmesi gereken bir üstünlüktür, bir fazilettir. Mümin için en güzel zinetlerden birisidir. Hatta ihlas iki, iki safhadan meydana gelir. Birincisi kişi kul mümkün mertebe ihlaslı olmaya ve ihlasını korumaya çalışır. İkinci mertebesi bu konuda üstüne düşeni yaptıktan sonra bu sefer Allah onu ihlaslı kılar. Bu yüzden Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberleri, salih insanları, bazı zatları methederken bir kısmı için muhlisin, ibadinal muhlisin, bizim muhlisli, ihlaslı kullarımızdandır der. Ama bazı zatlarında bahsederken min ibadinel muhlasin. Bizim halis ve muhlis kıldığımız, bizim ihlaslı kıldığımız kullarımızdandır. Allah-u Teala nasip etsin de biz kendimize düşen ihlasın bizden taraf olan yerini tam yerine getirelim. Uygulayalım ki Cenab-ı Allah da zatından bize lütuf olarak göndereceği ihlasın o en yüce mertebesini muhlas, Allah tarafından ihlaslı kılınmış olmak. Rabbim bunu nasip etsin. Demek ki bir insanın ahirete götürdüğü, gönderdiği daha doğrusu şeyleri defterinde muhafaza etmesinin hesabında korumasını ahirette de onların faydasını görmesinin yani onların teraziye, terazinin, mizanın kefesine konmasının yolu nedir sevgili kardeşlerimiz? Yaptıklarını Allah için yapacak. Bu bir. İkinci peki bir insanın yaptıklarını kaybetmek bir anda elinden gidi vermesi, defterinin boşaltılı vermesi böyle bir ihtimal var mı? Var. Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam bir gün öyle buyuruyor. Diyor ki: "Etedrûne menil muflis." Müflis kimdir? İflas etmiş olan kimdir bilir misiniz? sahabe iflasını iflas etmiş olmanın bugünkü, dünkü, o günkü ve yarınki tarifini yapıyor. Ya Resulallah diyorlar aleyhissalatü Müflis malı olmayan insandır. Müflis malı olup da kaybetmiş olan insandır. Müflis ticareti olup ticaretinde zarara uğramış olan insandır. Müflis altınlarını kaybetmiş olasın. Mâ <mülüyor> dinara ve Müflis budur. Dinarı, dirhemi, malı, mülkü kalmamış, bitmiş olan. Hepsini kaybetmiş olan insandır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayır diyor. Ben o müflisi sormadım. Benim sorduğum müflis şudur. Kıyamet günü. Hesap yerine gelir. Terazinin önüne gelir. Defteri açılır. Bakar ki namazı yok. Orucu yok. Zekatı yok. Sadakası yok. hacı yok. Cihadı yok. Tesbihatı, zikri, okuduğu Kur'anlar hepsi defterinden alıp götürülmüş. Defterinde hiçbir şey kalmamış. Ama o namazlarını kılmış mesela. Orucunu tutmuş, hacını yapmış, zekatını yapmış. Öyle gelmiş Allah'ın huzuruna. Ama nasıl gelmiş? Ev darabe hâde, ev kelemâde hâde, ev Ama şöyle gelmiştir. Namazı kılmış, orucunu tutmuş. Hacını yapmış, ibadetini tam yapmış. Ama o birini dövmüştür, birine sövmüştür, birini kötülemiştir. Birinin malını yemiştir haksız yere. Birine iftira atmıştır birinin arkasından konuşmuştur, gıybetini yapmıştır. Bu yüzden o hakkına girdi. Bunların işte bunların hepsi haktır. Yani bir kulun Allah katında dokunulmaz olan varlıklarına kul hakkı denir. Bunlara haksız yere tecavüz etmiş, Allah'ın yasak kıldığı bu sınırı çiğnemiş. Bu yüzden Cenab-ı Allah o dövdü, sövdü, hakaret ettiği, aşağıladığı veya gıybetini yaptığı veya arkasından konuştuğu veya iftira attı veya hut kuyusunu kazdı veya çelme taktı veya tuzak kurduğu kişinin defterine onun namazı, orucu, hacı, zekatı alınır. Hepsi oraya aktarılır. Kul bir anda namazla, oruçla gelmiş ama bir anda ortada kalı vermiş. Hiçbir şeysiz kalıvermiş kalı vermiş demektir. Allahu Teala böyle bir akibetten hepimizi korusun, muhafaza etsin. Kul hakkının bir kere bir, bir de kul hakkı dediğimiz zaman Çoğu zaman insanlar kul hakkı dediğim şey birinin parasını cebinden alıp çalmak. Hep maddi, hep böyle fiziksel şeylerle, maddiyatla tabiri caizse. Yani öyle görmeye alışmış, öyle yorumlamaya alışmış. Halbuki bunun çok daha bir insanın parasını alıp bir insana bir tokat atmış olmanın, bir insanı dövmenin veya bir insana ağır bir söz söylemiş olmanın çok daha ötesinde olan Su Suizan bile kul hakkıdır. Bir mümin hakkında kötü bir şey düşünmeniz, kötü bir zan beslemeniz bile Allah'ın yasak bir şeydir. Gıybet etmek, arkadan konuşmak, bir insanın gıyabında yüzünde yüzüne söylediğiniz zaman rahatsız olacağı, kabul etmeyeceği herhangi bir şeyi arkasından konuşmanız gıybettir. Bir insanın gıybetini yaptığınız an sizin amel defteriniz o hak tamamlanıncaya kadar, ödeşme fit hale gelinceye kadar sizin ibadetleriniz, amelleriniz alır onun defterine geçirilir. Bu yüzden büyük zatlar İmam Ebu Hanife mesela diyor ki ben eğer gıybet yapacak olsam anne ve babamın gıybetini yaparım ki benim ibadetlerim onlara gitsin der. Yani insan sevdiğinin gıybetini yapar diyor İslam alimleri. İnsan sevdiğinin hakkında kötü şeyler düşünür. İnsan sevdiğinin arkasından konuşur. İnsan sevdiğine iftira atar hatta öyle diyelim yani. Benim cebimdeki paramın ben sevdiğim insanlara anneme, babama, kardeşlerime yabancı birisine gitmekten sonra ona gitmesini isterim der. İslam alimleri, Allah'ın salih kulları, sevgili kardeşlerimiz hepsi böyle düşünmüşler, böyle davranmışlar, böyle hareket etmişler ve herkes hesap gününün hesabını yapmaya davet edilmiştir. Kul hakkı dediğimiz zaman sadece demek ki maddi, böyle sayılabilir, görülebilir, tutulabilir şeylerine el konulması, gasp edilmesi, alınması değildir. Aynı zamanda bir insanı üzecek, onun moralini bozacak, canını sıkacak veyahut onun e, hayatını, akışını değiştirecek, onu mutsuz edecek. Bu kadar bile. Bu bile önemli. Çünkü tebessümün bile sadaka olduğunu söyleyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bir müminin yüzüne gülümsemenin bile Allah katında sadaka olduğunu söyleyen bir peygambere mensubuz. Yani birinin malını, canını, ırzını veya ahlak şeyini, nedir ismi? şerefini onurunu bakın bunlar çok çok büyük şeylerdir. Bunlar belki maddi şeylerden çok daha büyük şeylerdir. Elinden alırsa, zarar verirse, ona haksızlık yaparsa onun ibadeti alınıp ona verilecek. İbadet bitti. Bu sefer o gıybetini yaptığı, yalan attı, iftira attı, malını yediği, dövdü, sövdü, haksız yere eziyet ettiği kişinin günahları bu sefer alınıp onun defterine konur. Öyle kul var ki mesela Fatih Hayatına zina etmemiş. Allah-u Teala onu korumuş, kendisini korumuş zinadan. Ama yarın, Allah muhafaza etsin, hesap defterini bir açacak bakacak, Fatih zina etmiş. Ya Rabbi ben zina etmedim. Sen zina etmedin ama zina eden falancanın malını yedin, haksızlık yaptın, ona zulmettin, arkasından konuştun. Verilecek bir ibadetin de kalmadı, onun günahlarını senin defterine aktardık. Der. Yani kul hakkı dediğimiz an sevgili kardeşlerimiz yarın yaptığımız şeyleri görmemenin Yaptığımız şeyleri elimizde tutamamanın ve yapmadığımız şeylerle sorumlu tutup suçlanmanın sebebi olan bir şeydir. Bu anlamda bir hasa, bir hasa en çok ben bakın işin maddiyatına fazla bakmıyorum. Onu belli insanlar yapıyor. Yani bir insanın malını gider çalarsınız, hırsızlık yaparsınız, haksızlık yaparsınız, kandırırsınız, ticarette aldatırsınız. Ticarette aldatırsınız. Bu büyük bir kula hakkıdır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün meşhurdur bu hadis biliyorsunuz. Bir gün böyle pazar yerini gezerken böyle bir arpa şeyi, çu, çuval içerisinde bir hububat mübarek elini daldırıyor. Bak, bakıyor ki alt, alt tarafı ıslak. Üstü kuru ama altı ıslak. Adam altını ıslatmış tartıya koyduğu zaman ağırlık yapsın diye. Böyle mübarek eliyle böyle kaldırıyor bakıyor adama dönüyor. Men tegeşşene minna diyor. Bizi aldatan bizden değildir. Çünkü hem ümmetin dışına itili verme gibi bir tehlike var. Halkı aldattığınız zaman, ticaretinizde kandırdığınız zaman, bile bile zarar verdiğiniz zaman bir de öbür tarafta zaten mutlaka o alacaklıdır. Yani kul hakkı bir alacak verecek meselesidir. Velhasıl kelam. Kul hakkı bir ticaret meselesidir. Yani bunu bunu hiç aklınızdan çıkarmayacaksınız. Yani Allah Allah affeder. Allah'ın affediciliğini en çok kullanan şeytandır dünya hayatta. Bunu unutmayınız. En çok Allah affeder sözünü kullanan şeytan aleyhillanedir. Size günahı işletmek için. Size o haramı işletmek için yap et Allah affeder nasıl olsa. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz diyor ki şeytan sakın sizi Allah'ın rahmetine güvendirerek aldatmasın. Bu bir. Yani ben Ali'nin malını yemişim, Ayşe'yi kandırmışım, Mehmet'e yalan atmışım, bu bir de ailelerde, aile içi ilişkilerde evliliklerin öncesinde bakın bunlar da çok çok önemli. Yani insanlara yalan söylemek, kendisini başka türlü göstermek, insanları bu anlamda aldatmak ve kandırmak da en büyük kul haklarından birisidir. Bu çok örneklerini duyuyoruz. Bize yazıyorlar, soruyorlar. İşte kızı isterken talip olurken görüşürken filan benim evim var, arabam var, malım var, mülküm var filan bir şey ta o da o da, öbürü de hata. o da o da dünyalık düşünerek falan. sonra evleniyor bakıyor ki hiçbir şey yok. Haydi bundan sonra bir boşanma davası. Haydi bundan sonra bir sürü huzursuzluklar aile arasında, aileler arasında bir sürü problem, sıkıntı. Bunların hepsi kul hakkıdır. Bir insana yalan attınız. Bir şeyleri olduğundan farklı gösterdiniz. Veya ticaretinizde yalan yere yemin ettiniz. Ticaretinizde olmayan bir fiyatı söylediniz. Görülmemiş bir şeyi anlatın. Bunların hepsi insanları kandırarak elde ettiğiniz bütün menfaatler de kul hakkına girer. Benim arabam 5 lira ediyor. Arabamı satışa çıkardım. Kimse 6 lira vermemiş. Ama adamla pazarlık yaparken diyorum ki ya benim arabama 6 lira veren oldu. Adam da bak diyor 6 lira vermiş diyor. Tamam diyor ben 6,5'u aldım demek 6 lirayı görmüş bir fiyat diyor bu. Bu işte bu da kul hakkı. Kandırıyorsun aldatıyorsun çünkü. İnanın ben muayenehanemi açtığım zaman yani elhamdülillah o zaman da idealistik. O zaman da korkuyordu. Kork ben çok korkuyorum. Ödüm patlayacak kadar korkuyorum vallahi. Hiçbir güvencemiz de yok. Korkuyorum. Büyüklerimiz korkmuş. En çok korkanlar kitapları araştırdım. Okudum. Çok okudum. Büyük zatların hayatlarını anlatan tabakat kitaplarını okudum. Allah'tan en çok korkanlar Allah'a en yakın olanlardır. Allah'tan en çok korkanlar en çok ibadet edenlerdir en çok takva sahibi olanlar Allahu Teala'dan en çok korkanlar olmuş. Bu yüzden korkmamak, kendini güvende hissetmek, efendim kendine güvenmek veya ameline güvenmek veya bir şey olmaz diye düşünmek çok büyük bir hatadır. Yani içinden çıkılmaz bir bir, bir şeydir yani <laughs> büyük bir e, gaflettir diyeyim nasıl diyeyim yani büyük bir aldanma yanılmadır. Tabii ki dünyada ahiretle ilgili bütün yanılmaların ve aldanmaların telafisi yoktur. Geri dönüşü yok. Tekrar denemesi yok yani. Tekrar kendini toparlayıp, tekrar ticaret yapıp, tekrar bir şeyler yapıp kazanma ihtimali yok. Diyecek kul bir irci'uni ile aldi a'melu salihan diyecek. Ya Rabbi beni dünyaya geri gönder ben salih amel işleyeyim diyecek. Heyhate heyhate lima tu'adun. Kur'an cevabını veriyor. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Geri döndürülüş yoktur. Geri dönüş yoktur. Bu yüzden konuşurken biriyle ilgili bir şey, bir dostumuzla başka bir dostumuzun herhangi bir hususunu konuşurken bile inanın, yani o duyduğu zaman benden rahatsız olacaksa, buna üzülecekse, bu bir alışveriştir işte. Ben o anda onunla bir alışverişe giriyorum ve o alışverişte de verecekli, borçlu kalıyorum arkasından konuştuğum için. Kul hakkı bu. Bir de kul hakkının başka bir şekli vardır o başka şekli de şudur, kamu hakkı. Kamu hakkı şudur, devletin makamlarında oturan, herhangi bir yerde idareci olan, yönetici olan, devletin parasını tasarruf, şey, harcama yetkisine sahip olan birinin, devletin bir işini, bir hizmetini görürken, ondan haksız bir kazanç elde etmesi kamu hakkıdır. Şimdi ben mesela Ahmet'i kandırdım. Ahmet'i aldattım. Ahmet'in parasını yedim. Ahirette Ahmet'den ben yakınma yapışacak alabildiğini alacaklarsa karşı karşı olarak ben de, yoksa onun günahları benim defterime geçiyor. Ama ben bir yerde müdürüm. Bir yerde efendime söyleyeyim idareciyim bir yerde. Bir yerde daire başkanım. Bir yerde genel müdürüm. Bir ihale olacak veya bir alım olacak. Bir şey olacak. Dört liralık şeyi ben beş liraya bir menfaat karşılığı alırsam 81 milyon insanla Allah beni mahkemeye çıkaracak. 81 milyon diyorum bakın. Bunun şakası yok. Kamu hakkı bu kadar büyük bir şeydir. Bu kadar büyük bir derttir. Bu kadar büyük bir beladır yani. Harun Reşit Fudayl bin İyaz'ın huzuruna girip bana nasihat et dediği zaman Fudayl bin İyaz öyle diyor ona Ya Harun diyor. Allah seni bir idarecilik makamına oturtmuş. Şunu bil. Yarın Allah şu idare ettiğin topraklarda yaşayan her Müslümanla seni karşılaştıracak. Her birisiyle karşılaşacaksın. Tek tek seni onlarla hesaba çekecek. Memnunuz diyen çekip gidecek. Ama benim alacağım var, benim hakkım var, beni ihmal etti. Benim paramı bana ait olan, yani devletin devletin parası halkın parasıdır, kamunun parasıdır. Bir lira bile harcasan o bir liradan dolayı 80 bin milyon insanla, yani bugün Türkiye nüfusunu söylüyorum örnek olarak, 81 milyon insanla Allah seni hesaba çekecek. Hepsi senden davacı olacaklar bu kadar insanın davasını nasıl halledersin, nasıl halledersin bilemiyorum. Demek ki yani kul hakkından daha 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 zoru nedir? Kamu hakkıdır. O da kul hakkı ama bütün kulların, bütün bir toplumun, bütün bir milletin hakkı senin boynundan geçiyor. Aile içinde, karı koca ilişkilerinde yani kandırarak, aldatarak, eşine yalan söyleyerek kadın için, erkek için de aynı. Geride onun razı olmayacağı işleri çevirmek, bu para, mal, mülk veya ilişkiler falan vesaire ne olursa olsun kandırmak ve aldatmak e, kul hakkıdır sevgili kardeşlerim. Allahu Teala bazı konularda eşit davranmayı, adaleti davranmayı, Rabbimiz hak ve hukuku gözetmeyi emrediyor. Allah bunu emretmiş bize. Yok ama yani adam gidiyor, bir sürü işler çeviriyor. Aile içerisinde haber yok kimsenin, kimse bilmiyor, etmiyor filan. Ondan sonra bir sürü e, haksızlığa ve zulme sebep oluyor. Sebep olduğu için de e, onun hesabını verecek. Şimdi kul hakkının tabii şöyle bir sadece bir istisnası var. Yani biz hep dua ederken ne deriz? Bu adettir. İslam alimlerinin büyüklerinin hepsini duasıdır. Ya Rabbi beni kul hakkıyla karşına çıkarma. Bir kere birinin hakkını yiyen kişi gidip bununla helalleşmek zorundadır. Kul hakkından tövbe ile kurtulamazsınız. Bakın kul hakkında içki içersin tövbe edersin. Kumar oynarsın tövbe istiğfar edersin. Ne bileyim ama birinin parasını çalmışsan götürüp parasını vermek zorundasın. Vermiyorsan veremiyorsan verme imkanı yoksa bile onunla gidip oturup konuşup helalleşmen. Ondan hakkını helal etmesini istemen durumu, istemek durumundasın. Yani hırsızlık yapmış, ihale satmış, devletin parasını, kamunun parasını yemiş, veya birinin arkasından konuşmuş, gıybetini yapmış, yalan atmış, iftira atmış, şöyle yapmış, böyle yapmış. Bu tövbe ve istiğfarla düzelmez. Bu günahtan kurtulmanın yolu helalleşmektir. Bu günahtan kurtulmanın yolu, sevgili kardeşlerimiz, o hakkı hak sahibine iade etmektir. Habibi Acemi, mesela meşhurdur biliyorsunuz, tefeklik yapan bir zatmış eskiden. Ama tövbe ettiği andan itibaren kimden ne almışsa, neyse yazıyormuş. Hepsini tek tek dolaşıp hepsinin aldığı şeyleri, o faizleri hepsini iade etmiş. Ondan sonra tövbe istiğfar etmiş. Yani hem o paraların üstüne kon, hem o sermayenin sahibi ol, hem de tövbe estağfurullah ya Rabbim beni affet. Fuzayr bin İyad Kudüs'e ruhu o da yine tasavvufun büyüklerinden eşkiyaymış. Yani eşkiyalık yapıyormuş, tövbe ettiği zaman kimin nesini almışsa hepsini götürüp tek tek iade ediyor kul hakkında eğer yalan mı söyledin? Birine iftira attın. Birinin arkasından konuştun. Efendime söyleyeyim. birden hoşuna gitmeyerek bir şey gidip onunla konuşup helalleşmen gerekiyor. Kardeş ben sana bunu yapmıştım. Seninle ilgili şu hatayı etmiştim. Yüzmüştüm. Değil Pişman oldum. Ne olursun. Hakkını helal et diye. Gerekirse yalvaracaksınız. Kul hakkı böyle bir şeydir. Bu kadar büyük bir şeydir. Şahin Akşaman Kudüs Esir Hazretleri'nin bir müridi varmış. Şahin Açman Hazretleri'nin yanında amel eden birisi. Bir gün komşusuyla kavga ediyor, tartışıyor. Komşuya ağır sözler söylüyor, kıracak sözler söylüyor. Bir müddet sonra Buhara'ya geliyor Şahin Açman Hazretleri'ni ziyarete. Şeyh Muhammed Buhaddin yani Şahin Aşman Kudüs Kudüs'ü Hazretleri onu huzuruna kabul etmiyor. Diyor ki gitsen o hakaret ettiği, kırdığı, hakkını yediği Müslümanla helalleşsin ondan sonra gelsin bu kapıdan diyor bizim kapıdan kul hakkıyla girilemez içeri diyor. Adam Şahin Erfan Hazretleri göremiyor. Üstadı, mürşidi onu kabul etmiyor. Geri dönüyor köyüne geliyor. Buhara'ya yakın bir yerdeymiş. Adamın kapısını çalıyor. Kardeş hakkını helal et ne olursun adam helal etmem diyor. Günlerce uğraşıyor komşu hakkını helal etmiyor. Kalıyor ortada gidemiyor. Buhara'ya gidemiyor. Şeyhi gelmesin demiş. Üstadı demiş ki helal etmeden, helalleşmeden gelmesin buraya. Günlerce orada uğraşıyor. Maalesef hiçbir şekilde adamı ikna edemiyor. Bir gün gece yatıyor evinde. Sabahleyin kapısı çalıyor. Kapıyı bir açıyor. Bakıyor ki Şahin Akşemen kapıda kudüs yok. Ta Buhara'dan kalkıp gelmiş. Komşunun kapısı hangisi diyor ona. bir falan şu kapıdır diyor. Şahin Akşemen kudüs sesini hemen gidiyor. Kapıyı çalıyor. Ondan sonra da başını o kapının eşiğine koyuyor. Adam kapıyı bir açır bakıyoruz ki Şahin Akşener Hazretleri kapıda ve başını kapının eşine koymuş. Şahin Akşemen başını koyduğu yerden o hatayı biridim işlemedi ben işledim affet ricacı olmaya geldim diyor. Bu da mürşitliğin hakkı ve hukuku bu da mürşitliğin güzelliği bu da mürşitliğin yükümlülüğü. Gerçek mürşitler böyleymişler böyledirler böyle olmaları gerekir. Adam Şahin Akşemer gibi bizzat görecek kendisi hemen eğiliyor. Şahin Akşemer Hazretlerine sarılıyor efendim diyor. Bütün haklarımı her şeyimi helal ettim diyor. Yeter ki siz bu kapıya gelip şeref vermişsiniz yeter diyor. Yani büyükler öyleymiş. Mesela ta Hazret'e kadar yani Seyda-i zamanında, Şefetullah-i zamanında, Gavsi Hizar'ın zamanında Kudüs'e sürüyor. Bir insan gidip de ben tarikata girmek için geldim. Ben tövbe etmeye geldim. Ben tasavvuf amelini yapmaya geldim dediğinde sorarlarmış. Namaz borcun var mı? Oruç borcun var mı? Zekat borcun var mı? Kimse de kimseye kalmış borcun var mı yani ödemediğin kul hakkı var mı? Birine sövdün mü? Kimini sürdün mü? Birinin kalbini kırdın mı? Birini üzdün mü? Evet diyorlarmış ki git helal et bizim kapıya kul hakkıyla gelme. Başka günahların varsa hırsızsın, eşkıyasın, sarhoşsun kapımız açık. Ama kul hakkı varsa ve dünya sevgisi varsa, Hazreti sesi öyle diyormuş, dünya sevgisi olan zaten hiç gelmesin bu kapıya diyor. Yani tasavvufa bile kabul edilmeye engeldir, tarikata girmeye bile engeldir kul hakkının sizin boynunuzda olması. Boynunuza diyoruz, bakın çok ilginçtir. Hiçbir günah, yani zina, içki, efendime söyleyeyim, kumar, yani kötü alışkanlıkların, kötü günahların, haramların hiçbirisinin boynunda demiyoruz farkında mısınız? Ama kul hakkı olunca boynunda tabirini kullanıyoruz. Boynunda. Çok ilginç bir şeydir. <laughs> Bu kul hakkının bir özelliğidir, ifade ediş. Birazdan özellikle de bizim toplumumuz o kadar güzel dile getirmiş ki yani üzerinde, sırtında filan demiyor. Kul hakkını boynunda hissedeceksin. Seni böyle boynunu bükecek Ağırlığını her an, her an sen en hassas, en az dayanan en çabuk yorulan yeri insanın boynudur. Hiç böyle secdede yani böyle bir 5 dakika 6 dakika kalmayı denediniz mi bilmiyorum veya rükuda. Bakın bir anda bütün vücudunuza kan dolacak tabiri caiz. Her tarafa kan hücum edecek. Böyle belki kımdayan, kımıldayamayacak hale geleceksiniz. Kul hakkı müminin boynundaki bir hakkı sırtındaki bir hak değildir. Amel defterindeki bir günah değildir. Boynundaki bir haktır. Kul boynunu o boyunduruktan kurtarmak zorundadır. Bir şekilde helalleşecek. Ya helalleşecek, maddi bir şeyse ödeşecek. Ödeşmek ve helalleşmek kul hakkında şarttır. Bir istisnası var mı diyeceksiniz. Bir istisnası var mı? Yani her kul hakkı sırtında olan, boynunda olan kişi illa bununla hesaplaşacak mı? Bir tek istisnası var. Ama bu istisnayı biz söylemeye bile korkuyoruz. Hiç kimse kendine bu istisnadan bir pay çıkarmaya kalkmasın. Çünkü bu çok özel bir durumdur. Mesela bir insan birinin de borcu var. Veya bir insan birine bir boynunda bir yük var. Bir şekilde kul hakkı geçmiş boynuna. Ödemek istemiş ama ödeyememiş helalleşmek istemiş ama helalleşememiş. Fakat çok da Allah'ın sevdiği birisi bu. Bu Cenab-ı Allah'ın sevdiği birisi. Yani çok amel etmiş, alim bir zat veya salih bir zat, hatta veriyullah'tan bir zat ama bir türlü o borcu ödeyememiş veya helalleşememiş. İstediği halde o haktan kurtulamamış. O Allahu Teala'nın huzuruna geldiği zaman Allah'ın sevdiği kulu için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Bunu unutmayın. Bunu da yapmaz derseniz artık Allah'ın yerine kendinizi koymak gibi bir hataya düşersiniz. Çünkü maalesef öyle 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 öyle, öyle konuşanlar, öyle düşünenler de oluyor. Bize yazdıkları itirazlardan belli oluyor. Allahu Teala ondan alacaklı olan kişiyi huzuruna alacak. Bir ki sen mesela diyelim ki Mehmet sen Mehmet kulma kulundan alacağın var diyecek. Cenab-ı Ama onun sana vereceği bir şey de yok. Sen helal ediyor musun? Kul diyecek ki etmiyorum. Bunun üzerine Allah-u Teala diyecek ki ben senin amelindeki bütün defterdeki günahlarını affediyorum. Sen onu affedersin. Eğer kul yine buna da razı olmazsa Allah-u Teala diyecek ki ben senin defterine şu kadar ibadet ve hasenat yazdım. Bu kadar sevap yazdım sana. Senin mertebeni şu kadar yükselttim. Sen hiçbir yerde, hiçbir yerde eğlenmeyeceksin ne mizanda ne sırat köprüsünde ne hiçbir yerde direkt seni cennete göndereceğim ama sen şu Mehmet'e olan hakkını helal et allah Teala sevdiği kulu için kul hakkı olan kişiyi ikna edinceye kadar Cenab-ı Allah kendi katından ve hazinesine verecektir yani kul hakkıyla gitmiş ama nasıl gitmiş yani hakikaten halletmeye çözmeye çalışmış ama çözememiş fırsat olmamış imkan olmamış ömrü yetmemiş zamanı yetmemiş o hakla gitmiş ama Allah seven bir insan. Allah'a ibadet eden bir insan. Zulümden korkan bir insan. Haksızlıktan korkan bir insan. Nasıl olmuşsa bir düşmüş. Bir ayağa takılmış. Bir hak geçmiş boynuna. Allahu Teala onun alacaklısı olan kişiyi kendi katından ve hazinesinden verdikleriyle Cenab-ı Allah onu ikna edip helalleştirecek ve o sevdiği kulu da böylece affedecek. Demek ki kul hakkıyla ölen kişinin bir istisnası var ama o istisnası için o istisnaya kavuşabilmek, o nimetten faydalanabilmek için gerçekten gerçekten Allah'a çokça yüzünü çevirmiş olması gerekir. Allah'ın rızası için belki bütün bir ömrünü, gününü ve gecesini harcamış vermiş olması gerekir. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Ben şimdi mikrofonu bırakacağım. Öbür taraftaki canlı yayını bitireceğim ki burada sorusu olan kardeşlerimiz olursa ee, yani onların sorularını cevaplamaya çalışacağım. Son olarak yani bu kul hakkı derken tabii yani bunun sadece komşusu, arkadaşı, akrabası, dostu falan değil. Eğer siz bir iş yeri sahibiyseniz yanınızda çalıştığınız kişiler, bir devlet dairesinde amirseniz emrinizin altındaki memurlar, ne bileyim bir ailenin reisiyseniz ailenin diğer fertleri, herkes, herkes sorumluluğun altında herkes irtibatlı olduğu, bağlantılı olduğu, selamlaştığı kişiyle mutlaka kul hakkı konusunda çok dikkatli olmak ve bir hukuka tecavüz etmemeye gayret göstermek zorundadır. Tabi bir de hiç tanımadığın bilmediğin kişi yarın Kastamonu'da Ali Efendi çıkacak ahirette sen diyecek falan yerde idareciydin, devletin parasını çarçur ettin, cebine indirdin, haksız bir iş yaptın, gel bakalım benim hakkımı ver diyecek hani gayri milli safi hasıla hesaplanırken bazen televizyonlar söylüyor ya kişi başına düşen milli gelir bu filan şu kadardır diye. biz o parayı görmüyoruz tabii. Yani o devletin politikası, devletin ekonomisinde bir kavram. Kişi başına düşen milli gelir. Kişi başına cebimizden hakkımızdan alınıp bir idarecinin cebine attığı, cebine indirdiği bir hak. Onu zaten helal etmek mümkün değil. Yani o konuda 81 milyon insanla helalleşebilir misiniz? Bunun hiçbir yolu yok. Bu, bu en kötüsü, en zoru kamu hakkıdır. Onunla ilgili herhalde helalleşmek bir, yani imkansız bir şeydir. Cenab-ı Allah hepimizi affetsin. Allahu Teala bu tür hatalara düşmekten hepimizi korusun. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu konuda çok şiddetli bir şekilde uyarmıştır. Birisi geldi diyor, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna dedi ki, Ya Resulallah yanımda çalışanlar var veya kölelerim var, hizmetimi görenler var onlar benim işimi görüyorlar. Ben de bazen işlerinde aksaklık, eksiklik yaptıkları zaman, işimi tam yapmakları zaman bazen dövüyorum, bazen kötü söz söylüyorum, bazen bağırıp çağırıyorum. Yarın benim ahiret günü onlarla halim ne olacak ya Resulallah diyor. Kardeşler sahabe ahirete, hesaba, kitaba, sahabe-i kiram sevgili kardeşlerimiz yani azaba ve itaba çok yakinen inanıyorlardı. Bugünkü gibi insanların kalpleri böyle çok buğulanmış, şüpheli, tereddütlü olur mu, olmaz mı acaba filan diyen insanlar değildi de sahabeler. Sahabeler hemen yarın olacak, hemen yarın kıyamet kopacak gibi inanan insanlardı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki o adama, senin onlara, onların sana olan hizmetleriyle senin onlara olan davranışın terazinin iki kefesine konacak. Yani onların sana yaptığı hizmet, sen onlara bağırman, çağırman, varsa dövmen filan neyse. Terazinin iki kefesine konacak. Alacağın varsa alacaksın, vereceğin varsa senden alınacak ve onlara verilecek. Bu kesin, bunda hiçbir tereddüt yok. Adam diyor hiçbir şey denmedi, çıktı gitti diyor. Biraz sonra geldi diyor Allah'ın Resulü'nün önünde durdu. Ya Resulallah hadi yani şahit ol. Hepsini salıverdim gönderdim o Resulullah'ın o sözünü duyunca Aleyhisselatü Vesselam'ın senin onlara teedibin, terbiyen veya onlara eğitimin, onlara olan davranışınla onların sana olan hizmeti terazinin iki kefesine konacak. Alacağın varsa alacaksın, vereceğin varsa vereceksin. Adam bunu göze alamadı diyor. O kadar Allah'tan ve hesaptan korkan biriydi ki Sahabe hep öyle der Bunu göze alamadı. Gitti. Hepsini salıverdi. Köleleri azat etti. İşlerine bütün haklarını verdi ve gönderdi. Bu yüzden yani Hazreti Enes radıyallahu teala ne diyor? Şu, Hazreti Zeyd radıyallahu teala Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir kere bile öf demedi bana diyor. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bir defa bile olsun bir bardak su bile istemedi bizden. Kendi kalkar, kendi suyunu kendi içerdi. Kul hakkından bu kadar dikkat eden bir peygamberin ümmetiyiz. Allahu Teala doğruyu görmek, doğruyu bilmek, doğru hareket etmek ve onun rızasını kazanmak konusunda muvaffak olan müminlerden eylesin hepimizi. Geceniz mübarek olsun. Ben bütün kardeşlerimizden hepimizin ölmüşleri için rahmet ve mağfiret olsun. Hastalarımız için şifa olsun. Darda, sıkıntı olan kardeşlerimiz için de bir selamet kapısı olsun o niyetle Allah rızası için El Fatiha